Merhaba arkadaşlar, 2020 TYT Matematik cevap anahtarlarını vermek için buradayız. Birinci soruyla başlayalım hatırladığımız kadarıyla. Birinci soruda AB, BA iki basamaklı sayısı, basamaklı sayıları. AB çarpı BA 30 ile tam bölündüğünü söylemişti bize. 30 ile tam bölünür. Bize A artı B'nin toplamının kaç olduğunu soruyordu. Sayıları 54 ve 45 olarak aldığımızda cevabımız 30'a tam bölünüyor. O zaman sayıların toplamı 9 olarak alabiliriz. İkinci soruya geldiğimizde bize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayılarını vermişti. Alt alta 5 sıra kutucuk verdi. Ve bize dedi ki bu sayıları tam olarak böldüğümüzde tam sayı oluşuyor dedi. Bunun sonucu kaçtır o zaman diye sordu. Şöyle yapıyoruz. Bir kutucuğa 7, diğer kutucuğa 1 yazıyoruz. Şöyle 7 ile 1'i iptal edelim, kafamız karışmasın. Bir kutucuğa 10, diğer kutucuğa 5 yazıyoruz. Bir kutucuğa 6, diğerine 2 yazdım. 8 ve 4 yazıyorum. 9 ve 3 yazıyorum. Hepsini eliyoruz. Buradan sonuç 7, buradan sonuç 2, buradan 3, buradan 2 ve buradan 3 olarak geldiğinde sayılarımızın toplamı 17 yapıyor. Zaten bizde sorudan da buraların tam sayı olmasını istemişti. Bu şekilde yerleştirdiğimizde tam sayı geliyor ve toplamları 17 oluyor. Üçüncü soruya baktığımızda bize bir tane B kümesi vermişti. 2, 4, 8 ve A demişti. Şöyle. Bu kümenin iki katı alındığında dört elemanlı küme oluşmakta. Her elemanın A kesişim B 3 elemanlı küme olduğuna göre demişti. 3 elemanlı küme olduğuna göre A'nın alacağı değerleri soruyordu. A'nın alacağı değerler buradan 1 ve 16 geliyor. Sanırım değerlerin toplamını istemişti. Cevabımız buradan 17 geliyor. Dördüncü soruya baktığımızda bir tane koltuk sorusu vardı. Bu soruyu yazmak çok uzun zaman alacağı için direkt koltuk sorusu olarak söylüyorum. Sanırım sıra sayısını ve sağ tarafında olanları çıkardığımızı falan düşünüyorduk. Sıra sayısı ve sağ taraftaki koltuk sayılarını topladığımızda bize koltuğun numarasını veriyordu. Bu tarz bir soruydu. Oradan da 11 çarpı 12 yaparak 132'yi buluyorduk. Cevabımız buydu. Beşinci soruya baktığımızda, evet sanırım 5'te kaldık. Beşinci soruya baktığımızda köklü sorumuz vardı. Köklü sayı sorusu diyelim. Burada da bize 2, 3, 4, 6 ve 8 vermişti. Soru bize diyordu ki A kök B eşittir C kök D'ye tarzı bir şey sormuştu. Burada hangi sayıyı almazsak bu eşitliği sağlarız diye sorduğunda eğer 3 kök 8, 6 kök 2 yaptığımızda her ikisi de kök 72'yi sağlayacağı için 4 sayısını almıyoruz. 4 sayısı yok. Cevap 4. Altıncı soruya baktığımda tek çift sorumuz vardı. Tek çift sorusunda bize diyordu ki iki tanesi çift, bir tanesi tek diyordu. Ve bize şunu vermişti. A artı B, B çarpı A artı B ve C çarpı A artı B'yi vermişti. Arkadaşlar burada A artı B'yi çift almamızın mümkünatı yok. Eğer çift alırsak hepsi çift oluyor. O yüzden biz A artı B'ye tek demek zorundayız. Ve buradan C çift, B çift, C de çift geliyor. Ben B'ye çift dersem A tek olmak zorunda. Tek çift tek muhabbetinden. A tek olmak zorunda. Ve bize öncüller vermişti. Mesela şöyle kaydıralım.
Burada bize öncüller vermişti. Birinci öncülde şunu söylüyordu. A artı C'yi soruyordu. İkinci öncülde B artı C'yi soruyordu. Üçüncü öncülde A artı B artı C'yi soruyordu. Şimdi A'nın tek olduğunu biliyorum. C'nin çift olduğunu biliyorum. Tek çift tek yapar. Bize hangisi tek olduğunu soruyordu. O yüzden biri alıyoruz. Bir doğru. B'nin çift olduğunu biliyorum. C'nin çift olduğunu biliyorum. Çift 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 yapar. O yüzden ikinciyi almıyorum. A tek, B çift, tek çift, tek, tek çift, tek. Buradan da tekrardan tek geliyor. Cevabımız 1 ve 3 oluyor. 6. soruda. Hemen 7. soruya geçiyorum. Bir tane Cansu sorusu vardı. Şöyle 7. soru Cansu sorusu diyelim. Cansu sorusunda da 20 dakika mola verme muhabbeti vardı. Bu sorumuzun cevabı 13 oluyor. Yani saat 1. 8. soruya geldiğimizde üslü sayı soruları vardı. Üslü sayı sorusu. Bu soruda da hatırladığımız kadarıyla yani sayıları düzenliyorduk. Sayıları düzenlediğimizde tabanının veya kuvvetinin 3 olduğunu söylüyordu. Ama 36 sayısı hiçbir şekilde tabanı veya kuvveti 3'ü sağlamadığı için 36 sayısını almıyorduk. Yani cevap 36 olacak. Gelelim 9. soruya. Geometri kısmına baktığımızda kalem ucu kuralı sorusu vardı. Kuralı sorusu. Kalem ucu kuralında soruda bu taraf ve bu tarafın paralel olduğunu, aynı şekilde bu taraf ve bu tarafın paralel olduğunu ve şurada işte bir kalem ucu olduğunu söylemişti. Ve bize büyükten küçüğe doğru ABC tarzında bir sıralama vermişti. Yok, 60'tan küçük olduğunu söylemişti. Değer verip çözdüğümüzde bu yukarıdakinin burası x'ti, burası z'ydi, burası y'ydi soruda. Buna göre sıralama yaptığımızda x büyük, z büyük, y oluyordu. Yani kalemin ucu en küçük değeri alıyordu. Aynen bu şekilde sıralanıyordu. Yani kalem ucu sorusunun cevabı bu oluyordu. 10. soruya baktığımızda bu soruyu şöyle anlatayım. Dörtgen sorusu olan sorulu vardı bir tane. Köşegenlerin çarpımının yarısı tarzında bir soruydu. Yani kısaca şöyle söyleyelim. Eşkenar dörtgen sorusu. Bu sorumuzun cevabı da 154 geliyordu. Şöyle 11. soruya bakalım. 11. soruya baktığımızda bir tane geometride yine çöp kamyonu ve otobüs sorusu vardı. Burada da gerekli işlemleri yaptığımızda 2,8 geliyordu cevabımız. 12. soruya bakıyorum. Yine tekrardan bir geometri sorusuydu. Küp içinde su bulunan soru. Bunun da cevabı 3,7 geliyordu. Kısaca şöyle söyleyelim. Permütasyon sorusu. Permütasyon sorusunun cevabı 10. Olasılık sorusu. Olasılık sorusunun cevabı da 1,6 1 bölü 6 geliyordu. Devam edersek kaçta kaldık? 14. 15. soruyla devam ediyoruz. 15. sorudayız. 15. soruda yine geometriden devam ediyoruz. Silindirdeki uzunluk. Bunun cevabı 25'ti. 16. soruda üçgende alan kaydırma sorusu vardı. Üçgende alan kaydırma sorusunun cevabı 73 geliyordu. 17. soruya bakarsak eğer çokgende çevre alan ilişkisi diyebiliriz bu soruya. Çokgende çevre alan ilişkisi tarzı bir soruydu. Bunun cevabı da 22 geliyordu. 18. soruya bakarsak 18. soruya baktığımızda sanırım Ayşe ve eşinin olduğu bir problemde yaş problemi sorusuydu.
Bu yaş problemi sorusunda da işte 2020'ye gittiğinde eşinin yaşı falan filan muhabbetleri dönüyordu. Buradan da 1970 geliyor cevabım. Şöyle yaş problemi sorusu yazalım. Cevabımız 1970. 19. soruya bakalım. 19. soruda da kısaca kek sorusu diyelim. Kek sorusunda da cevabımız 50 dakikaydı. 20. soruya bakarsak mod medyan sorusu vardı. Bu mod medyan sorusunda da şundan bahsediyordu. Diyordu ki ortanca değer ve ortanca değeri diğer şeylerden, terimlerden çıkarıp mutlak değerini aldığımızda sonuç eşit geliyor diyordu. Mutlak değerini alıp topladığımızda. Bu soruda önce ortanca değeri buluyorduk. Ortanca değeri bulduktan sonra ortanca değeri bulmak için de çift olduğu için terim sayısı ilk iki, şey orta iki tanesini toplayıp ikiye bölmüştük. Ortanca değeri buluyorduk. Ortanca değeri bulduktan sonra hepsini tek tek çıkarıp mutlak değerlerini alıp eşitliyorduk. Bu sorunun cevabı da 42 geliyordu. 21. soru müze sorusu vardı. Burada da gezdiği yerler ve gezmediği yerler olarak gezdiği yerlerin gezmediği yerleri oranı tarzında bir şeydi sanırım. 1 bölü 2 diyordu. İşte x'e 2x olarak hesaplarsak sanırım sonrasında 12 yere gittiğini söylüyordu. İşte x artı 12, x eksi 12 tarzına yaparsak sonrasında da bir tane kesirli sayıya eşitliyordu. Onu tam olarak hatırlamıyorum. Oradan içler dışlar orantı muhabbeti yaptığımızda cevap 180 geliyordu. 22. soruya baktığımızda 1 bölü 2'den küçük 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ten büyük olan sayıyı soruyordu. Burada da 11 bölü 24'lü cevabımız. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için gösterelim. Sonrasında 23. soruya geliyoruz. Sorumuzda ise bir tane mantık sorumuz vardı, önerme sorusu. Yollardan ilerlediğimizde verdiği önermenin bize doğru olduğunu söylüyordu. P'nin değili ve P ve Q, hayır Q ve R tarzı bir şeydi sanırım. Orada da doğru olduğu için eşittir 1 dediğimizde sonuç olarak mantık sorusu deryaya çıkıyordu. 24. soruya bakarsak grafik sorumuz vardı bir tane. Grafik sorusunda da direkt cevaba 5. durak diyebiliriz. 25. soruya bakarsak fonksiyon sorusuydu. Fonksiyon sorusunda da bize FA, FB, FC'nin eşit olduğunu vermişti ve bize GA, GB ve GC'yi soruyordu. Burada da cevap C büyüktür, A büyüktür, B olacaktı. 26. soruya bakalım. 26. soruda hareket sorusuydu bu. Zıt yönde okula giden iki öğrenciden bahsediyordu. Sanırsam isimleri Esra ve Burcu'ydu. Bunun cevabı da 800 olacak. 27. soruya bakarsak burada bize bir kutu, burada da bize kutu vermişti böyle bölmeli. Burada bir mavi noktadan bahsediyordu. Sanırsam buranın uzunluğu 3, 2 ve 3 metre olarak tarzda bir şeyler vermişti ve buradaki mavi noktanın uzunluğunun bize kaç olabileceğini soruyordu. O zaman şöyle yazalım. İki kutu arası mavi nokta kaçtır tarzı bir şey yazalım. Bunun cevabı da 1,3 gelecekti. 28. soruya bakarsak yine şöyle bir dikdörtgenimiz vardı. Bir kısımları maviye, bir kısımları griye boyanmıştı ve rasyonel sayı sorusuydu. Onu da şöyle özetleyelim. Mavi gri renkte boyanmış rasyonel sayı. Rasyonel sayı sorusu. Bunun cevabı da arkadaşlar 1 bölü 2 idi.
28'i geçtik. 29'a bakalım. Yirmi soruda da soruyu tam hatırlamamakla beraber ardışık sayı sorusu vardı. Bu 89'a 91 geliyordu ve cevabımız 18'di. 30. soruda geometride makas sorusu vardı. Makas sorusunun cevabı 17 idi. 31. soruya bakarsak, 31. soruda bir tane kızımız bisiklet almak istiyordu. Bisiklet sorusu diyelim. Ve 500 TL'ye ulaşması gerekiyordu. 500 TL'ydi sanırım bisiklet. Ve babası bu paraya ulaştığında o bisikleti alacağını söylüyordu. Bu soruda günler falan muhabbeti vardı ve perşembe günüydü bu sorunun cevabı. 32. soruya baktığımızda şöyle tutalım. 32. soruya baktığımızda ağaç sorusu vardı bir tane. Bir tane arkadaşımız 25 santim falan kesiyordu ağaçtan ve 11. haftanın sonunda boyunun kaç olduğunu gibi bir soru soruyordu. Ya da gün sayısını hatırlamıyorum. Bunun cevabı da 31'di. Şöyle tutayım. 33. soruya bakarsak hemen bakıyoruz. Bu soruda da yine cevabı tam olarak hatırlamamakla beraber 3 basamaklı sayılar verilmişti. Burada ve burada. Bize örnek olarak 132 sayısını örnek olarak vermişlerdi. Ve sıralama olarak yani hem yani şöyle ardışık sayı olduğunu söylüyordu bize işte 1, 2, 3 gibisinden. Ve bize verdiği sayılar arasında yanlış hatırlamıyorsak A, B, 7 ve burada da yine bir 3 basamaklı sayı vardı. Burada da yine ardışık yapmamızı istiyordu bizden. Bunun cevabı da 15'ti. Kusura bakmayın soruyu tam olarak hatırlayamadım. 34. soru. Kemer sorumuz vardı. Bunu çok anlatmama gerek yok sanırım. Direkt 83.8 cevabımız. 35. soruya geldik. Toplantı sorusu diyelim. Dijital saati soruyordu bize. Bu da 13.39'du sanırım cevabı. Şöyle göstereyim. 36. soruya bakıyoruz. Bir tane sayfa sorusu vardı. Bize 6 tane sayfanın olduğunu söylüyordu. Ve ikinci sayfanın 3. sorusuna geldiğimizde %20'sini tamamladığımızı söylüyordu. 5. sayfanın 3. sorusuna geldiğimizde yüzde kaç olur tarzı bir soruydu. Onu da şöyle özetleyelim. Sayfa sorusu. İkinci sayfanın 3. sorusuna geldiğinde %20 oluyormuş. O zaman cevap %70'tir diyoruz. 37. soruya gelelim. Evet, 37. sorudayız. Bu soruda da yine geometri sorusuydu sanırım. Eşit kartonlar bir araya getirilerek dediğimiz bir soru vardı. Bunun cevabı 15'ti. 38. soruda yine tekrardan geometride kamera sorusu.